Ziraat mühendisi tam danışmanı aleyhine herkes selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere salatalıklarınızın daha iyi gelişebilmesi ve daha iyi fotosentez yapabilmesi için bir içerikten bahsetmek istiyorum. Şu an uygulayacağımız ürün salatalıklarımızın daha iyi kök atmasını ve daha iyi gelişebilmesini sağlayacak. Özellikle biliyorsunuz ki hava şartlarından dolayı bazı bitkilerimiz stres faktöründen çok fazla etkilendi ve gelişimleri geriledi. Şimdi bizler uygulayacağımız ürün arkadaşlar, aspirin, görmüş olduğunuz üzere 500 mg'lık bir aspirin. Özellikle bu aspirinin salatalık ve tütününe üzerinde araştırmalar yapıldı ve bunun üzerine birçok makale yazıldı ve bunu tütün ve salatalıkta uyguladığımız zaman hem kökten hem yaprakta bitkilerin fotosentez özelliğini artırır ve kökten uyguladığımız zaman ise salisilik asit aspirin içerisinde bulunmakta. Bu salisilik asit sayesinde de daha iyi kök atabilmesini sağlamaktadır. Şimdi sizlere bu uygulamanın nasıl yapıldığını anlatmadan önce, değerli arkadaşlar, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Çevrenizde bu tarz üretim yapan üretici arkadaşlarınız varsa bu videoyu da onlara gönderebiliriz. Şimdi hemen uygulamamıza geçelim. Arkadaşlar, öncelikle şu şekilde bir çay bardağının içerisine atıyoruz ve eritiyoruz. Yapraktan uygulama yapacaksanız arkadaşlar, bir adet aspirini 4 litre suyun içerisinde seyreltip uygulayabilirsiniz. Bizim gibi kökten uygulama yapacaksanız değerli arkadaşlar, bizler bunu şu an ortalama 2 litrelik bir suyun içerisinde seyreltip bitkilerimize kökten uygulama yapacağız. Hem bitkilerimizin stres faktörünü alacağız hem de bitkilerimizin daha iyi gelişmesini sağlayacağız. Zaten aspirin suyun içerisinde çok hızlı çözünebilen bir içerik. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Her bitkimize bunu uyguluyoruz bizler. Şu şekilde hemen gösteriyorum sizlere. Ayda bir defa bunu uygulayabilirsiniz değerli arkadaşlarımız. Ve şöyle bir şey de var. Bunu ben domates ve salata, hani biberlerimde de uyguladım. Faydasını gördüm. Sadece videonun başına söyledim, hani tütün ve salatalıkta bunun üzerine ekstradan makaleler yazılmış ama halen ben bunu dediğim gibi bir önceki sezonu domates ve biberlerime de uyguladım. Faydasını da gördük. Şu şekilde bakın, burada da aynı şekilde salataklarımız var. Uyguluyoruz. Her bitkimize ortalama 300 milim kadar bir uygulama yapabilirsiniz. Zaten hem bitkilerinize can suyu vermiş olursunuz hava sıcaksa, hem de bitkilerinize ekstradan köklenmesini sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, tarımda önemli olan alternatif yöntemlerle üretim yapabilmemiz. Ben de elimden geldiğince sizlere alternatif yöntemlerle nasıl üretim yapabildiğimi ve de nasıl yapabileceğimizi aktarıyorum. Tabi bazen bahçemize ekstradan kimyevi gübreler, kimyevi ilaçlar kullanabiliyoruz ama sayfamızda zaten hem kimyevi gübrelerle, ilaçlarla ilgili videolar var hem de bu tarz alternatif organik yöntemlerle, doğal yöntemlerle, hani bu aspirin de birebir doğal değil ama tabi bir kimyevi gübreye göre, bir köklendiriciye göre daha sağlıklı aslında. Onun için bizler de bu şekilde uygulamalar yapıyoruz. Sizin bitkilerinize uyguladığınız ekstra farklı bir uygulama yöntemi varsa değerli arkadaşlar, bunu video altına yorum yapabilirsiniz. Bizler de uyguladıktan sonra faydasını görürsek onunla ilgili ekstra bir video çekip sizlerle o videoyu da paylaşacağız. Benim bu konu hakkında sizlere anlatabileceğim temel hususlar bunlar da. Bir sonraki tarımsal içerikli videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.